Burhan! Hadi Burhan, hadi Burhan! Kop kop kop! Burhan kop! Burhan kop! Ay Şayka Hanım, ofiste bugün çok yorulmuşum da ondan kanıklandı biraz. Bebeğim ilk günden böyle asfalta yapışacağını söyleseydin benim de haberim olsaydı. Olur mu canım? Benim sizinle böyle vakit geçirmem benim için başlı başına bir adrenalin kaynağı zaten. O zaman caddeyi bir boy daha gidip gelelim mi Burhan? Bir boy daha mı? Kaç kilometre oldu ki? Var ya, bana daha tık demedi Burhan'ım. Ya Burhan'ım, ben sana söylemiştim işte. Ben seni sportmenliğimle döverim demiştim. Burhan'ım demenize bayılıyorum Şahika Hanım. Ben de size Şahika diyebilir miyim? Niye ki, hayırdır? Demeyeyim o zaman canım. Demek zorunda değilim zaten. Ay çok böyle spor yaptık ya, kaslarımız tutuldu, biraz esneyeyim dedim. Anladınız mı espriyi, esnemi? Anladık. Ben de emin olmak istedim. Bunu daha önce ben notunu almıştım da... böyle ortam soğuyunca hemen söyleyeyim... böyle espriyi patlatırım diye düşündüm ama dikkat ettim, patlamadı. Sözlülük nasıl gidiyor Burhan? Sözlülük... ne bileyim, laf olsun diye makbule ile geleceğe bakma konusunda açık konuşmak gerekirse... Ya! Ay tenim soğudu ya! Biraz çeneni çalıştıracaksın da bacaklarını çalıştır Burhan, güya beni motive edeceksin. Kop! Haydi Burhan, haydi Burhan, kop! Kop Burhan, kop Burhan, kop! Haydi Burhan, haydi Burhan, kop! Kop Burhan, kop Burhan, hop! Kopuyorum efendim. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Merhaba Sabit abi. Söz gecesi hadise çıkarmayayım diye kısa konuştum. Şekerlerle kızıma göndermeye çalıştığın ahlaksızca mesajları anlatmadım. Sağ ol Sabit abi. 10 numara bir insansın. Yani dayım duysaydı gerçekten büyük bir deprem yaşanırdı. Sanma ki sana duyduğum merhamet yüzünden. Anladım. Şu anda... kollarını ve bacaklarını kırmak bana büyük bir ferahlık verirdi. Ki bir kere daha Kacer'in etrafında dolaşırsan kısmetse niyetin bu. Anladım. Kacer'le bir daha herhangi bir iletişim aracıyla görüşürseniz, posta güvercini dahil, Kacer'i direktman memlekete yollarım. Evet. Seni de direktman hastaneye. Net olarak anlaşıldım. Duyamadım. Anlaşıldı mı? Aa, yetti ama. Be sanki adam öldürdük ha. Aşık olduk, ne var? Bir de kafa mı tutuyorsun bana? Tutuyorum, ne yapacaksın yani? Affedersin de ben de delikanlıyım. Elimiz armut toplamıyor. Ne bu be? Yok ya. O zaman işimi kolaylaştırdın diyebilirim. He? Ne demek istiyorsun yani? Ne demek istiyorsun? Tam ne yapacaksın abi? Ya? Ne oluyor ya? Ne kesişiyorsunuz? Burhan, arkadaşını tanıştırsana. Bak sana gelmiş. Ne? Burhan Bey, ben tam size börek getirmiştim ki... kapıyı sizin evde kalan arkadaşınız açtı. Tanıştırır mısınız? Kimdir acaba kendisi? Ne oluyor ya? Sizin kafanız mı iyi? Burhan... yeni tanışmış gibi yapıyoruz ilişkimizi kurtarmak için. Yardım et ya. Ay yani bana ne acaba? Bana ne faydası var ki? Ben yorgunluktan ölüyorum şu anda. İyi Burhan Bey, siz de bizi bir zahmet tanıştıracaksınız ya. Ne var bunda? Ay yorum yani ne bileyim, ben 10 kilometredir yol yürüyorum. Bacaklarım böyle sızım sızım sızlıyor yani.
Neyse. Show devam etmeli. Show must go on. Ah, Jim, bu bizim Aslı biliyor musun? Merhaba. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de. Oturmaz mısınız? Tabii. Burhan, arkadaşın ne iş yapıyor? Aman ya, bir halt ettiği yok. Bir dergiye ayda iki tane röportaj yazıyı, ondan sonrasında sanki dünyayı değiştiriyor, onun arkasından tafra yapıyor yani. Ay, affedersiniz Burhan Bey, normalde bir insanla böyle mi tanıştıracaksınız beni ya? Biraz böyle gerçek gibi oynayın. Aa, gerçek gibi olmasını istiyorsan o zaman böreklenirdi. Görmedik börekleri. Aslıcığım tamam, Aslı. Tamam, ben halledeceğim şimdi. Ay ya, bizim Burhan da böyle şakacıdır işte. Evet, öyleyimdir. Ben idare müdürüyüm. Üniversiteyi bitirdim ve çok böyle sıfır esprilerim var, yeni esprilerim var. Şakacıyımdır yani. Ekonomiyle ilgilenirken sporumu da hiç aksatmıyorum. Cim, biraz benden bahsetsene bayana. Burhan, sen durumu yanlış anladın. Bak, sen bizi tanıştıracaksın, sonra gideceksin. Git. Ben niye o zaman hep yardımcı erkek rolü üstleniyorum ki? Belki de kız beni beğenecek. Ha? Ay Burhan Bey, tamam lütfen siz gidin. Biz bu akşam sıfırdan birbirimizi tanımak istiyoruz. Anam be, ben de çok meraklıydım sizin sapık fantezilerinizde rol almaya. Çok meraklıydım yani. Ben niye çıkıyorum ki? Burası benim kendi evim. Siz çıkın. Burası benim evim. Bana bak Burhan. Biz bugün bu işi başaramazsak ayrılabiliriz. Ayrılırsak da ben bu evde sonsuza kadar kalmak zorunda kalabilirim. Anladın mı? Evet, anladım. O zaman siz kendi eviniz gibi burada takılabilirsiniz. Rahatınıza takılın. Ben de moda fotoğrafçısıyım. Aa, öyle mi? Evet, yani aynı sektörün içindeniz ama hiç tanışmadık bugüne kadar. Ne kadar ilginç. Enteresan. Hay anasını ya. Ya. Hay anasını ya. Burhan Tekdizi. Ya bir bayram bahşişi vermedik diye çöpte mi alınmayı ya? Kan davası gibi uzattılar konuyu. Dur şunlara bir fırça atayım. Yok, iki fırça. Yok, üç fırça. Dur. Adam. Bacaklarımda tutmayayım. Bir fırça, iki fırça. Aa bak İfo, bu da Aslı'nın doğduğu yıl. Ha. Ne kadar güzel giyiniyormuşsun değil mi? Aa, hakikaten çok şık takım. Zaten sana böyle döpiyesler, etek, bluzlar çok yakışırdı o zaman. Şimdi de yakışıyor canım. Merhaba. Cesur burada mı? Onunla göz göze gelmek istemiyorum, renkli göz. İçeride. Buyurun Burhan Bey. Sabit Efendi, sual. Siz bana tavır mı yapıyorsunuz ya? Ne münasebet? Dikkat ediyorum. Çöpleri almıyorsunuz kaç gündür. Ben bunları fark etmiyor muyum zannediyorsunuz? Bir dakika yavrum, şu anda büyükler konuşuyor. Lütfen. Kaç sabahtır gazete ekmek de bırakmıyorsunuz? Bayramda bahşiş vermeyince siz bize küssünüz sandık. Rahatsız etmeyelim dedik. Ha. Allah'ım yarabbim. Sabit Efendi, bayram bahşişi mecburi bir ücret midir? Burhan Bey. Bir dakika yavrum, şu anda büyük bir diyalog halinde lütfen. Ben eğer apartman aidatını her ay trünk ödüyorsam, bunun içerisinde sizin maaşlarınız da var. Bakıyorum, bu tarafa bakıyorum,
Demek ki her şey yerli yerinde. Maaşlar yeti. Artmayınca yetmez derler Burhan Bey. Burhan Bey elinizi... Ya bir dakika evladım. Sabit Efendi, 5 kişilik bir aileyi besleyebiliyorsun. Bakabiliyorsun. Artı, bakıyorum dikkatimi çekti. Bir de kuş almışsın, onu besliyorsun. Kuş almadık. Hadi canım siz de yani. Bırakın şimdi üstünü kapatınca yani ben bunu anlamayacak mıyım kuş olduğunu? Burhan Bey, ellemeseniz. Ya benim de kuşum var. Evde besliyorum. Ne cins bu? Hı? Narya mı? Ha? Ay, ay aman aman aman. Hayır bende de var ya kuş dur. Ne o ya? Ne o onun içerisinde yılan mı var? Böyle diye çatal dillerini göz göze geldik. Çatal dilleriyle böyle lililili yaptı bana. Ne o ya? Manyak mısınız nesiniz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Yılan mı o? Cesur almış. Çok uysal bir hayvanmış. Cesur mu? Kenafir gözlü. Ne yapacakmış yılanı? Nasıl bir çocuk bu? Deli mi o ya? Deli. Ne yapacakmış? Büyüde mi kullanacakmış yoksa? Nasıl bir çocuk? Kenafir gözlü, renkli gözlü, başımın belası. Nasıl bir çocuk bu? Manyaklar, deliler. Güzelmiş o. Öyle demeyin çocuğa. Ne bağırıyorsunuz ya? Ana! Göz göze geldim bir an, farkında olmadan. Anam! İkinci defa göz göze geldim. Kenafir gözlü ne yapacaksın? Tekin değil bu çocuk. Evin içerisinde yılan besliyorlar. A dostlar. A dostlar. Apartmana yayacağım. Yılan var. Yılan besliyorlar bunlar. Olaya bak ya. Garip. Her şerde bir hayır var demek. Eh gideyim şu işi halledeyim. Nereye? Kabahatine bakmadan bana çemkiren Saciz Kral'ın marifetlerini dayısına anlatmaya. Efendim? Yok bir şey baba, yok bir şey. Bana ne ki? O olmuş. Ha. Volkan. Ah canım, o şimdi asker. Bak, Volkan'ın doğum günü de ne güzel düz siyah bir elbise bulmuş giymişsin. Ne kadar güzel durmuş, ne kadar yakışmış. Düz siyah bir elbise diyorum. Hay şimdi de öyle düz bir elbise bulsan, alsan diyorum. Ay zaman ne kadar çabuk geçiyor Tahsin. Yani kendini bırakırsan şat kadanak yaşlanıyorsun. Halinde, tavrında hep genç düşüneceksin. Hep genç davranacaksın Tahsin'cim. İçtim ya. Lütfen bana yardım edin. Ay ne oldu Burhan Bey? Bana su ver makbeli. Panik atak geliyor bana. Tamam verir de ne oldu yani? Bana su ver makbeli. Soru sorma. Hayırdır ya? Of. İyi değilim ben. Ne oldu buna abla? Anlamadım ki bana su ver deyip duruyor. Hadi gel. Su. Gel mutfağa gel. Su. Su. Ay, tamam. Of. Madem bana kafa tutuyorsun, ok yaydan çıktı o zaman. Hoş geldin Sabit. Çok hoş gelmedim. Size anlatacağım şeyler var. Yeğeninizle ilgili. Burhan Bey biraz sakin olun ya. Bakın bu içemediğiniz ikinci bardağı gayet de etrafa saçılı döküldü ya. Sakin olayım bak biri. Nasıl sakin olayım? Bodrum Kadın'da resmin bir korku filmi çevriliği. Ya ne olacak ki? Tamam Cesur biraz antika bir çocuk. Canı istemiş almış. Ne olacak ya? Bak bilmiyorum. Normalite bir insan evine kedi alır, köpek alır, balık alır, kuş alır. Olmadı tavuk alır. Hadi
süt ürünleri açısından gider koyun alır. Yılan oğlum ya! Bir insan ya, yılan oğlum ya! Deli mi bu adam, nasıl yılan alıyor ya? Ya o yılan kafesinde kaçıp gelirse? Nereye koyacak Burhan Bey ya, Allah aşkına? Hep benim başıma korktuğum şeyler gelir. Ben bunu biliyorum. Bana gelir, böyle şeyler gelir. O yılan kaçacak ve ben bunu maalesef biliyorum. Doğru mu bunlar Sacit? Zeynep'e kadınım ol filan diye tövbeler tövbesi. Notlar mı gönderiyorsun hala? Ay insaf yavrum artık, insaf. Ayıp denen bir şey var ya. Ya yazık değil mi bu insanlara oğlum? Bize yazık değil mi? Bizi daha ne kadar rezil edeceksin acaba? Aşk olsun ya. Kes sesini. Ay yok yok, biz bundan baş edemeyeceğiz Tahsin. Ara hamiyeti olsun bitsin. Dayı bir de beni dinleyin ama. Yeterince dinledim efendi. Kızın da başını yakacaksın. Bak babası memlekete göndereceğim diyor. Ay gayet güzel okuyan bir çocuktu. Vah vah vah. Vallahi benden bu kadar. Ya, biz de aşık olduk ama böyle yapmadık. Takmışsın kafana bir defa kızı. Vallahi arıyorum işte. Ver telefonu falan. Dayı dur bir dakika. Benim Zeynep'le hiçbir alakam yok ki. Yani hiçbir şey kalmadı aramızda gerçekten. Külahımı koyayım da ona anlat. Ya o kızı Amerika'ya kaçırdın. Olmadı, geri getirdin. Kıyametler koptu. Hala mı aramı sallatsın? Puh sana. Enişte halletsin. Ver şu telefonu bana. Kaç numarası? Vallahi öyle işte. Ben Hacer'i memlekete yollayacağım. Siz de bunu Antep'e gönderin. Güzel fikir. Dayı bak gerçekten o notlar geçen yıldan kalmaydı. Yanlışlıkla manilerin arasına karışmışlar. Yani Zeynep işi benim için çoktan bitti. Sus artık sus. Gerçekten Zeynep benim kardeşim. Yapma ya. Ben zaten başkasına aşığım dayı. Başka sevgilim var benim. Yapma ya. Kim peki? Şayka. Şayka mı? Evet tabii, çok aşığım. Yani çok özel bir ilişkimiz var. Zeynep kim ki? Benim şu an hayatımda bir tek Şayka var. Yalan mı atıyorsun gene? Yok, isterseniz arayın Şayka'ya sorun. Ay ben hissetmiştim. Öyle mi gerçekten ya? Tabii canım, yani isterseniz şu an Şayka'yı arayıp sorabilirsiniz yani. Bizim inanılmaz bir birlikteliğimiz var. Bu sabah neredeyse kavga ediyorduk. Hep bu işte fırtınalı ilişkilerden, keltoş meltoş demesi bana, bunlardan yani. Şimdi ben bu haldeyken gözüm zaten başkasını görmez ki. Zeynep kim? Ben Şayka'ya sırılsıklam aşığım. Ay, ciddi bir şey düşünüyor musunuz Sacit? Ha tabii, olabilir. Neyse, bundan sonrası beni alakadar etmez. Gidip Hacer'e de söyleyeyim, rahatlasın. Hayırlı geceler. Tek ricam bunlardan Aslı'nın haberi olmasın. Ofis ortamından madara olmayalım. Kardeşim ben her sabah senin keyfini mi bekleyeceğim ya? Saat 6:30 mu? Ay. Işık, biraz daha ışık. Ah. Güneş doğmuş Hayka Hanım, kargaların kahvaltı durumu ne durumda? Güneş çoktan doğdu da senin bir yerlerinde hala pireler uçuşuyor. Burhan, giyinmek için 2 dakikan var. Duyduğun zilin sesini süren başladı. Haydi Burhan, kalk. Ben dün gece panik atak hastalığı geçirdim. Ondan dolayı biraz uyuyamadım Şayka Hanım. Ay yok yok Burhan. Sen bu işi beceremeyeceksin yavrum. Ben parasını bastırayım, enerjik bir spor hocası tutayım kendime. Aa, becereceğim Şayka Hanım. Lütfen becereceğim. Hemen giyiniyorum, hemen hazırlanıyorum. Ayrıca çok enerjikim, ayrıca bedavayım. Hemen şimdi hazırlanıyorum, hemen giyiniyorum. Pek
Fakat bayağı iyi geldi bana. Açıldım. Sanki 10 saat uyumuşum gibi. Ay, enerjim de bayağı yüksek. Burhan, her sabah 6:30'da hazır ol kapıda. Bak Şayka Kocarslan diye kapıda bekletiyorsun be. Bu araya seni sevmesem şimdi çoktan piyasadan silmiştim. Hala piyasada olduğuma göre beni seviyorsunuz demek. Öyle anlayabiliriz değil mi? Şayka Hanım, benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Ne alaka? Hayır yani yapmayın şimdi, şu anda biz bizeyiz yani. Benim hakkımda düşündükleriniz. Vallahi Burhan'ım, bence sen çok ziptirik, belaj ve diptirik bir insansın. Gündük. Zıkcıksırık. Vallahi 3 zıkcık arka arkaya, ha bu bir rekor. Yani sabah sabah espri anlayışınız da hemen devreye girdi bir nadir parlak bir cesurca. Şayka Hanım, bir şey soracağım. Bana baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Vallahi Burhan'ım. Efendim? Yani orta boy, yarı piknik tip. Göbek var biraz mideyle yekpare. Yani kollar çelimsiz. Kondisyon 0. Ben... Aman takma kafana bebeğim. Hadi Burhan, spora devam. Spora devam Burhan. Bak, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Hadi Burhan, hadi Burhan. Kop Burhan, kop Burhan, Burhan kop. Burhan kop, hadi. Shit. Beni bekleyin. Burhan, ben şimdi eve gidip biraz uyuyayım. Akramüstü beraber aletli fitness çalışırız. Oldu mu bebeğim? Tamam efendim. Zaten bu koşu beni hiç kesmedi. Biraz daha hareket lazım. Öldüm bittim ya. Hiç de pas vermeyi. Hadi be. Geliyorum efendim. Vallahi başımıza taş yağacak. Hangi dağda kurt öldü? Sen nasıl kalktın bu saatte? Ya Saadettin Bey hepimizi erken istiyor artık baba ya. İşten mi ayrılacağım, ne yapacağım bilemiyorum. Bu anamız ağlıyor yani. Herkes için mi böyle? Şahika hariç herkes. Aa, bizim müstakbel geldi hariç demek. Efendim? Hiç. Baba. Ya sana söylemeyecektim. Ya Şahika ile Sacit flört ediyorlarmış. Yok artık. Sacit fena halde aşık oldum diyor. Ciddi niyetlerim olabilir diyor. Ama sen etrafa söylemeyecekmişsin. Sacit duyulmasın istiyor. Yok ya. Ay! Ay! Ay günaydın! Ay! Günaydın. Ay ne zaman aldın sen bunu kızım? Geçen ay almıştım da ilk defa giydim. Aa, bilseydim almazdım ayol. Niye hiç üstünde görmedik? Ya Cem demişti ki küçül de cebime gir, böyle artık 30 yaşından sonra bu elbiseler giyilir mi falan öyle bir laf etmişti de sinirime dokundu. Ama artık sadece çıktığım çocuk olduğu için kendisini dinlemek zorunda değilim. Vallahi bu taşıma meselesi. Benim havam genç olduğu için kaldırıyor tabii. Değil mi Tahsin'cim? Hmm, evet. Pislik. Ay. %100 canlı, %100 heyecanlı ve %100 sıcakkanlı Cem Cemiray. 12 başlıyor. Burhan kalk 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 kalk. Bak Saadettin Bey yarım saate kadar ofiste olur ha. Kalk hadi azar işitmeyelim yürü. Ya
Ya duşa mı girdin hemen? Ben burada ter içerisinde kaldım ama. Binci, bin bir kişi. Dünya sanki kendi etrafında dönüyor. Bir gün yüzü yeterin oraya. Günaydın Cesur'um. Hadi yat artık, sen de yorulmadın mı evladım? Kız. Kız. Ne yapıyorsun sen orada? He? Masum surat. Dil mi çıkarıyorsun sen bana? Sen bana dil mi çıkarıyorsun? Sen iyi misin? Aa, ama senin suyun bitmiş ya. Hiç söylemiyorsun ama. Tıs tıs. Neden böyle yapıyorsun? Dur bakalım. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok içine kapanıksın ama. Bu şekilde olmaz. Piyasanın lideri olmamıza tam bir hafta var. 400 sayfa bu, 400 sayfa. Dergimizi basın tarihine altın haklarla yazdırıyoruz. Bu bir ekip işi. Vazgeçmek yok. En iyi biziz. Şampiyon biz olacağız arkadaşlar. Biz olacağız. ...15 dakika yemek molası. Sonra geliyorum. On beş dakika yemek arası olur mu ya? Ben işte ayarlayacağım vallahi. Madende çalışırım. Şartlar daha hafif. Resim seçmekten gözlerim pörtledi. Sonra bu tempoya dayanamıyorum artık. Emekliliğimi isteyip kırsal bir alana yerleşeceğim. Ya da evlenip evimin erkeği olabilirim. Belki, maybe. Ben bu işten hiç zevk almıyorum artık ya. Evet ya. Her şey görev gibi ya. Hiç eğlencesi kalmadı ki bunun. Aynı evlilik gibi. Arkadaşlar hadi çene çalmayın da yiyin ya. 10 dakikamız kaldı canım. Dayanalım arkadaşlar. Bir hafta sonra bitiyor. Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi uyumayın. Yemek yemek için başka aranız olmayacak. Bunu iyi değerlendirin. Çok yorgunum yerim. Çok. 2 günde 2 kilo vermişim. Siz devam edin. Beni bırakın. Siz devam edin. İlerleyin. İlerleyin. Aa, bu da güzel kıyafet. Baksana. Ağır böyle. Bunlardan Türkiye'de de var mı İfo? Bilmem. Şahika'ya soralım. Aman Şahika olmaz. Olmaz Şahika. Şuraya bak. Ayol ne kadar güzel tayıyor. Değil mi? He? Ay biraz hanım nene kıyafetine benziyor Tahsin. Gençler böyle hanım nene kıyafeti giyince
daha da gençler ortaya çıkıyor bence. Allah Allah! Nereden saçmalıyorsun böyle şeyler? Ayrıca senin bu ani modaya merakın nereden çıktı Tahsin? Böyle dergiler falan almışsın. Sen seviyorsun diye anacığım. Beraber bakarız diye. Aa! Bak 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 şu bluzun asaletine bak, ne kadar asil değil mi? Okey. Ay hiç zevklerimiz uymuyor Tahsin. Artık ben öyle klasik şeyler giymiyorum canım. Ay. Ay şu balon eteğin güzelliğine bak. Ay. Ay böyle ay o rengi de çok güzelmiş. Günaydın. Kız Fatoş, sen aniden çökmüşsün be. Çalışmaktandır. 400 sayfanın sadece 100 sayfası hazır ve ben çok gerginim. Aman boş ver ya. Gerildikçe daha genç gösterirsin. Şahika, seninle laf yarıştırmayı çok isterdim ama kusura bakma. Aa, hiç eğlencesi kalmamış buranın ya. Şaşırdım. Yavrum beni ayağına çağırdığına göre inşallah çok heyecanlı bir dedikodun vardır. Siz Sacit'le çıkıyor musunuz? Ne? Sacit öyle demiş. Kime demiş, ne zaman demiş ya, tam olarak ne demiş? Şimdi sabah ben çıkarken babam söyledi, bir ilişki yaşıyoruz. Hatta demiş... Evet arkadaşlar, balonumuz gitti, çalışalım lütfen. Kusura bakmayın yoksa dergi yetişmeyecek. Yaşıyoruz. Hatta çok ciddi yerlere de gidebilir filan gibi laflar etmiş. Babam da bunu demiş ki... Aslı Hanım, sohbetimizi mesai saati dışında yapsak diyorum ha. Bu ay telaşımız var biliyorsunuz. Daha ortada röportajlarınızın yarısı yok maalesef. Tamam Saadettin Bey. Ya başka ne demiş? Kızım bak dalga geçmiyorsun değil mi? Ölümü gör. Benim çok işim var, çalışmam lazım. Saadettin amca, Aslı ile bir yarım saat bir şey konuşsam. Yavrum, burası kafe değil. Aslı meşgul, görmüyor musun? Tamam, ortak oldun ama bu işleri de biz biliyoruz ha. Bize bırak. Arkadaşlar, yarım saat sonra durum raporu istiyorum. Toplantı yapalım. Yalnız ama ya. Bu uyuyor mu ya? Burhan! Burhan? Görev hazırım efendim. En kritik sayımızda şekerleme mi yapıyorsun ya? Git akşam olduğu zaman evinde uyu kardeşim. Ha? Babanın işi mi burası? Sen gevşe kızım. Senin babanın işi. Böyle olsun diye almadım ben bu dergiyi ya.